öldüm öldüm gülmekten, öldüm eczanenin önünde artık boğuluyordum neredeyse. Yemin ederim ki krize girdiğinden dizlerini bile göremedim. Ama saçlar favorim. En kısa zamanda hangi kuaföre gittiyse muhakkak adresini istiyorum. Bütün akrabalarımı oraya göndereceğim. Ay, güzel Maltepe'm ya. Her haliyle ayrı bir hikaye. Ayrı bir atmosfer. İnsanıyla, mankeniyle, bakkalıyla, çakalıyla Maltepe'liyiz. Bu hayatı seviyoruz. Şimdi Maltepe çarşıya geldik. Oh, anacığım sabah dedin ya, ana duası gibi yok diye. Şimdi anamın duasını almak için bir iki bir şey yaptım. Gidiyorum sürpriz yapmaya. Ben bu yaşıma kadar hayatta yavaş yürümüş insandım. Diyor ki yavaş yürü. Yavaşlığına bu iş biter mi? Bana gül 48 saat. Alıştır ayakları. Ayaklarımı alıştıramıyorum. Çok üzülüyorsun. Boyum 1.72 böyle yürüyor değil mi? Ben 1.76 falan olsaydım daha kimse beni tutamaz. Süreyya hangi bu koşu koşa gider? 1.70 olduğum halde yetişemiyorum. At. Hızlı hızlı. Günü 48 saat yaşayacağız daha biz. Ey gidi kızım. Ey. Kız vallahi sizin içiniz ses et. Eğer anneciğim şu kadar aklından geçseydi sana yılan desenli yüzük almak, na köfte gibi kızarım biber gibi patlayayım, ama Gamze de çok beğendi. Bilmiyorum o bir şeyler ima ediyorsa ben anlamam. Yenge ne demek oluyor bu? Az önce acaba takarken demedin mi anneciğim ben de çay. Güle güle kullan anneciğim. Güle güle kullan. Evet efendim, gelinimizi yerine emanet ettik. Başka bir görüşmede, buluşmada karşılaşmak dileğiyle inşallah. Şimdi evde beni bir ton iş bekliyor. Ben de kendimi işe güce veriyorum. Ölünce. O zaman da oradaki işlerim başlayacak zaten. Orası da evet. En iyisi mi burada silip süpürmeye devam edeyim Kibar abla? Burayı hak edebiliyorum, orayı hak edemem de. Belim burkum ağrıldı, el az durun da diyemem. Vallahi ki. Amin abi. Yerce ben bilet izledi mi hiç bizi gelmek istemiyor buraya. Allah sen bilirsin yarabbi. Son elinizde eşhedü en la ilahe illallah. Günaydın, 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 günaydın. Güne sıvacıların türküsüyle uyandım. Alt kat. Neydi kız o? Bakım sarayı mıydı? Bakım sarayı. Üst kat çift çarşısı. Montalama köpükleri. Şimdi evde şöyle bir tadilat var. Merdaneli odamı hatırlıyorsunuz yatak odasının içinde. Orayı boşalttım. Soyunma odasının ara duvarı yıktırıp onu oraya kattırdım. Orayı büyük bir soyunma odası yaptım. Arka tarafta süpürge odam vardı ya hani o eğimli. Orasını da
merdaneli odası yaptım. Süpürgeleri de içerideki gömme dolabın içine yerleştirdim. Bir sürü bir sürü iş. Ondan sonra cıma soba için köşeye bir baca daha yaptırdım. Sobanın yerini değiştireceğim arada. Yani aslında sadece ustalar evden çıksın, boyası var bitsin. Ondan sonra benim bir günlük işim var zaten orada. Bana iş mi dayanır? Dökeceğim buhar makinelerini, açacağım vakum makinelerini, açacağım süpürgeleri, dolduracağım kovaları. Fırçalayı fırçalayı, ovalayı ovalayı. Günlerdir onun hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Allah nasip etsin. İnşallah ustalar çıksın da ben oralara bir süpüreyim.